Herkese merhaba. 9. haftanın hakem değerlendirmeleri ve 10. haftanın da hakem atama değerlendirmeleri için yine karşınızdayız. Sevgili Timur Tekin Arslan Hocam'la. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Sizleri sormalı. Yeni bir hafta. Bakalım. İyi gördüm sizi de. Teşekkürler aynen. Sağ olun. Şimdi 9. hafta tamamlandı. Biz geçen hafta, daha doğrusu siz pek hakem yorumlarına karışmadınız da atamalara. Atamalarla ben kendim ilgili yorumlarken evet, bazı riskli atamalar olduğunu söyledim. Derbin hakemi de bunun içerisindeydi. Mete birkaç Kalkaman maç daha. Evet. Ama genel anlamda aslında çok göz önünde olan maçlarda hakemler her haftanın aksine daha başarılı performans dedi. Ancak göz önünde olmayan maçlarda da ciddi sıkıntılar yaşanmadı evet, değil. 2-3 şimdi maçta net. Biz şöyle tek tek bir ilerleyeceğiz. Ben Timur Hocam'ın görüşlerini merak ediyorum. Sırasıyla başlayalım isterseniz hocam. Çaykur Rizespor Ankara Gücü. Çok özür dileyerek hocam buna girmeden önce. Dün akşamki videonuzu izledim. Bayanlara offside'de bir satış evet, mağazasında yapılmasıyla ilgili çok evet, güzel mesaj vermişsiniz. Bir de ben ekstra yapıyorum. Çok fazla detayına girmeden. Rakip kale çizgisine toptan daha yakın olan oyuncu offside'dir. Evet. Sondan ikinci, işte aktif, pasif şey alanında girmeden evet, rakip kale çizgisine toptan daha yakın olan oyuncu offside'dir ibaresini de söylerlerse eşlerine, evet, arkadaşlarına dediniz. Ya hocam, onunla süslerlerse inanın çok şaşırtırlar. Anlaşılmıyor. Gerçekten anlaşılmıyor. Hani ben bu şu ibareyi kullanırlarsa inanın çok şey olur. Ben onu mesela öğrencilerime de, kız öğrencilerime de işte geliyorlar. Hocam bize offside'ı bir anlatır mısınız? Anlatıyorum. Yani sizin bu söylediğiniz şekilde en basit haliyle. Evet. Ama yok, anlamıyorlar. Bu alışveriş örneğini verdiğimde ha diyor, tamam. Hemen kafaya yatıyor yani evet, onu. O yüzden alışveriş örneği. O çok güzeldi. Umarım neyse, izleyenler maçlara keyif girelim almıştır. Evet. Şimdi Çaykur Rize maçı, Ankara Gücü maçıyla başlayalım. Çaykur Rize Ankara Gücü maçında Koray Gençerler kardeşimi izledim. Evet. Çok olgunlaşmış buldum. Uzun süredir 90 dakika izlemiyordum. Hocam hak verirsiniz ki biz bu programı kendi bilgi ve becerilerimizi aktarmak üzerine. Herhangi bir maddi beklenti olmadan. Tabii ki. Keyif hiçbir çıkar keyif tabii için ki. Ve tecrübelerimiz bizde değil de ilgilenenler olursa onlara da aktarmak maksadıyla yapıyoruz. İzlediniz mi derken, yani biz bu işi profesyonel anlamda yapsak oturur tüm maçları 90 dakika izler, sağdan soldan üstten yandan bütün yorumlara birleştirip bakar, ona göre yorumlar yaparım. Ama inanın ben evimde 20 yıllık bu aboneyim bu yayıncı kuruluşa. Yani futbolu bıraktığımdan beri hakemi. Bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Akşam evimde eğer müsaitsem, zamanım varsa. Bu hafta Koray kardeşimi izledim. İnanın çok olgun buldum. Ben evet, Koray'ın Adana bölgesinde idman sorumlusuyken de idman hocalığını yapmıştım. Zerre kadar da olsa üzerinde emeğim vardır. Birlikte çok maça çıktık. Çok sevdiğim harika bir insandır. İyi bir insan. Çok nüktedan bir çocuktur böyle evet, görüntüsüne bakınca. Çok başarılı buldum. Harika avantajlar oynattı. Maçında söyleyeceğim, eleştiri yapabileceğim hiçbir şey göremedim. Süper. Harika bir maç yönetti. Yani artık olgunlaştı. Koray'da yardımcı hakemliğindeki keşke o üst performansı, üst seviyeyi yakalamış olsaydı. FIFA yardımcı hakemiydi biliyorsunuz. Tabii bilmez. Bütün maçların Avrupa'da ve Türkiye'de vazgeçilmeziydi. Evet. Hakemliğinde de olmasını da evet, hakemliği tercih etti. Onu aynı başarıyı yakalamasını isterdim açıkçası. Henüz yakaladığı söylenemez. Evet. Peki. Bir sonraki maçımız Sivasspor Antalyaspor maçı. Maçın hakemi Alper Ulusoy. Evet. Notlarınıza bir bakıyorsunuz. Yani ilk yarıda gol iptali ve Antalya Leyla'ya verilen penaltı kararları doğru. Yani onu da yüksek oranda izledim. Başarılı buldum. Bir sıkıntı yoktu yani onunla da ilgili, Alper Ulusoy'la da ilgili. Herhangi bir şey görmedim. Notlarımda da bir şey yok. Zaten aldıklarıma çarpı işareti koyuyorum. Ben bu hafta özellikle vurgu yapıyorum. Çok az maç izlediğim için size katkıda bulunamıyorum. Evet, artık evet, sizin yorumlarınızla ilerleyeceğiz. Gaziantep Spor, Aytemiz Alanya Spor maçında Serkan Tokat vardı hocam. Evet hocam. Serkan Tokat kardeşim de ben beğenerek izliyorum. Güzel şanslar veriliyor.
Bu arada şunu da söyleyeyim hocam. FIFA anladığım kadarıyla bizim FIFA demişim Merkez Hakem Kurulu FIFA arayışı içerisinde. Hı-hı. Bu aralar. Yani Ali Şansalan'a verilen, Abdülkadir Bitiken'e verilen şans, işte birçok arkadaşımıza Serkan şey arıyorlar. Benim gördüğüm bu. Bu sene Arda Kardeşler. Arda Kardeşler evet. Bunu neredeyse kesinleşti. Ümit Öztürk çıkıyor listeden. Öyle mi? Tabii onun yerine de Arda Kardeşler. Ha, yani bir arayış içerisinde çok güzel fırsatların olduğu bir an aslında şu dönem. Tabii. Yani ocağa kadar olan bölüm inanın hepsi için bulunmaz bir nimet. Serkan kardeşimi izledim. Çok başarılı maç yönetti. Ancak 90. dakikada bir serbest vuruş verdi. O serbest vuruşta dikkat ederseniz hafif bir temas var, elle itme var ama inanın şimdiki sporcular o kadar güçlüler ki beslenmeleriyle, adale yapılarıyla kolay kolay düşmezler. Bir de düşen adam açarak iki ayağını böyle taktırmaya çalışıp falan bu şekilde düşüyorsa orada bir art niyet aramak lazım. Ben acaba şeyi yorumlarken şunu düşündüm. Bir pozisyon önce defans oyuncusu topu kafayla uzaklaştırırken eline çarpan bir pozisyon var. Varda ikaz etmedi ama bence de çok güzel, doğru bir karardı o. Acaba o pozisyonla seyircilerin sürekli bindirmesi, bindirmesinin etkisinde kalarak mı acaba kaldı da onu verdi? İnanın o verdiği pozisyon serbest vuruş gitti 90'da gol oldu. Yani serbest vuruş kullanıldı, takım arkadaşı kafayı vurdu, gol oldu ve maç 1-1 bitti. Ben öyle inanıyorum. Akşam eve gidip izlediğinde çok üzülmüştür. Yani skora etki etmiş oldu. Bilerek yani değil ama tabii bilmeyerek, hocam, bilmeyerek. Bunu daha öncesinde konuşmuştuk. Asla bilerek kısmına mümkün değil. Hiçbir hakem mümkün için değil. Kabul edemeyiz evet, bunu evet. Yani. Tabii evet, ki evet. Muhtemelen hata. Ama yani üzülmüştür. Ya eminim üzülmüştür. O itmeyle bir oyuncu kolay kolay düşmez hocam. Onun dışında başarılıydı diyorsunuz. Çok son derece evet. Aman şanssızlık. Aman dedim ya yani. Şu maç bitsin falan. Evet. Ve şey lider takımın 2 puanı gitti orada. Evet. Oluyor değil hocam mi? Yapacak bir şey yok. Maalesef ha futbolun içinde olan doğasında olan şeyler hocam kesinlikle. Bunlar yani. Hiç peki, yapılacak bir şey yok. Sıradaki maçımız Fenerbahçe Konya. Bu maçı ben de izledim. Evet. Maçın hakemi Ali Şansalan. Ne düşünüyorsunuz? Tecrübeli dedik işte beden dilini geliştirsin falan filan sanki bizi aslında din... geçen hafta Beşiktaş maçında biraz eleştirdik. Evet. Ankara Gücü'nün kaptanını çok yani, kendi yarattığı evet, bir krizle evet, attı evet, diye evet. Konuşmuştuk. İşte yani görüntülere bakarak göre ama yani tabii. Odun da garantisi yok. O mu yarattı evet. Başkası mı yarattı ama vücut dilinden anladığımız o oydu bizim. Ama bizim bu maçta daha iyiydi. Daha iyi yani beden gittikçe olgunlaşıyor. Evet, gittikçe... Çok daha sakindi. Evet. Çok böyle eleştirilecek bir şey de yoktu. Şaşırttı açıkçası bizi. Beni daha doğrusu. Ben bu kadar iyi beklemiyordum kendisini. Sadece tek bir pozisyonda eleştiriyorum ben. Siz aynı fikirde değilsiniz yine anladığım kadarıyla. Gustavo'nun ceza alanı evet. içerisinde yaptığı hareket evet. Bana göre bir penaltıyı gerektiriyordu. Ancak yine de maçın genelini aslında o kadar iyi yönetti ki ben bu pozisyona çok da takılmadım ama yani sonuçta o pozisyonun devamında bir gol gerçekleşti. Evet. Fenerbahçe 3. golü attı. Belki bir penaltı değerlendirmesi yapılsaydı maç 2-2 olacaktı. Skor yani penaltıyı kullanırsa atarsa. Yani evet. işte bilemiyorum hani bunlar tabii tahmini şeyler. Evet. Ki Merkez Hakem Kurulu o pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirmiş ki bu hafta çünkü VAR hakemi olarak Ali Şansalan'ı tekrar görevlendirmiş. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz pozisyonla ilgili? Gustavo'nun pozisyonunda hocam şimdi görüntüleri ağır çekime alırsanız baktığınızda net bariz şekilde itiyor gibi görünüyor. Fakat oyuncu da Gustavo'ya çok yakın bir pozisyonda. Yani herkes birbirini takip ediyor artık. Bir de bu VAR sisteminin gelmesiyle hocam nasıl olsa bunlar sahneye gündeme gelir diye. Evet. Herkes şey davranıyor, olayları kovalıyor. Oyuncu da Gustavo'ya doğru hareket yaparken Gustavo'nun itmesi var da o itmeyle de o oyuncu az önce dedim ya hocam. Yani sporcular öyle adeleli, öyle güçlü sporcular ki şimdi beslenmeleriyle, antrenmanlarıyla, o ağırlık çalışmalarıyla düşmez falan. Düşmez mi diyorsun? Düşmez yani. Şimdi siz oraya doğru giderseniz de pozisyon kollarsanız da ittiğini de görüp de bırakırsanız. Evet. Ali'nin yalnız onu net gördüğüne ben orada bir şey, yani şimdi bakarken biz yardımcı hakemken
Ben bütün alanı tarardım. Görürdüm olabilecek şeyleri. Sadece burada görüş aralığına girmiştir. Net görse belki o konuyla ilgili bir yorum yapıp karar verebilir. Evet. Karşı tarafa bakıyordu, görmedi. Varda ikaz etmedi fazla. Etmedi. Evet. Etmedi. Bence de etmemesi iyi olmuş. Ama bunu Gustavo'yu ikidir izliyorum. Bir gün Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olduğu bir maçta bir puanına erebilir. Çünkü Mustafa Uyumlu'yla iki hafta önce yaşadığı diz darbesi var. Tamam. Doğru. Mustafa Uyumlu yerde atıyor, neler neler yapmıyor. Yani o darbeyle acı falan olmaz ama olsun ama sonuçta Mustafa Uyumlu'ya yapılan orada bir darbe var. Var var. Doğru. Onu bir gün birisi değerlendirir. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu zamanda da tek başınıza kalabilir. Şimdi çok güzel seviliyorsunuz. Bütün herkes zaten klasını kimse konuşmuyor. Evet. Brezilya milli takımında oynayan bir sporcuyu eleştirmek de biraz hadleri aşar. O yüzden o iki pozisyon Gustavo'nun yaptı ama burada Ali'yi ben destekliyorum. Bravo, iki Varda iyi ki devreye girmemiş. Başarılı çocuğa bir evet. Maç çıkardı. Evet, peki. Ben artı puan veririm. Malatyaspor, Kayserispor, Zorbay. Hocam, evet, evet. Zorbay Pişik bizim Adana'nın yeteneklerinden. Biraz şey mi yapıyoruz hocam? Yani pozitif ayrımcılık, hocam. Ayrımcılık mı yapıyoruz? Keşke hepsine yapalım hocam. Hepsi bizim kardeşlerimiz, yaptığımız işi yapıyorlar. Yani ve çok da iyi ama gerçekten. Allah hakem şansı hocam versin hepsine hocam. Maşallah var. Yani biz yaptık. Hiçbirini kötülüğünü ister miyiz Allah aşkına? Evet. Hepsi başarılı olsun. Oh deriz ya. Yani çünkü sokakta gezerken hemen hakem diye bize yapışıyorlar. Hı-hı. Hani ya benim ilgim yok diyorum kardeşim. Yani beni ilgilendiren bir konu değil ama hocam yıllarca yaptın, üst düzey yaptın. Cevap vermeye çalışıyorsun. Evet. Ben isterim ki hocam ya şu maçta şunu izledim, bu maçta bunu, helal olsun. Gurur duyarım ya. Yani kendi meslektaşlarımla. Evet, Zorbay. Zorbay'ın maçına gelirsek hocam iki tane pozisyon var. Birini VAR'a gitmesine rağmen vermemesi son derece doğruydu. Hı hı. Orada çok güzel Yahoviç'ti sanırım. Cezalan çizgisinin üzerinde bir temas var mı yok mu diye. Hı hı. İlk gördüğünde Zorbay çok yakın pozisyona, zaten inanmadı o pozisyona. İnansa zaten çalardı. VAR'dan ikaz geldi. Ben merakla ne yapacak diye bekledim. Şimdi yani nazar değmesinde diyoruz ya hocam, yani evet. Vikileme düşer mi düşmez mi falan filan. Döndü, hayır dedi, kabul etmiyorum dedi. Aferin dedim ya. Yani, kararın arkasında. Yani kararın arkasında duruyor. Önündeydi, gördü zaten. Daha sonraki vermiş olduğu son derece doğru. Başarılı bir maç. Çok başarılı bir maç yönetti. Merkez Hakem Kurulu aynı fikirdeymiş ki bu hafta yeniden hakem olarak görevlendirmiş hocam. Allah hakem şansı versin. Başarılar, dualarımız onlarla yani. Yani evet. Gençler Birliği Denizli maçın hakemi Halis Özkahya. Ben maçın sadece özetlerini izledim. Sanırım siz de izlememişsiniz maçı. Ben fazla izleyemedim hocam, dedim ya. Ben de böyle şöyle bir özetlere baktığımda maçın hemen başında Gençler Birliği lehine çalınabilir, tartışmalı bir penaltı pozisyonunu gördüm. Bir de maçın sonuna doğru Denizli lehine çalınan bir penaltı var bu defa. O da bana biraz basit gibi geldi. Ama şimdi maçı 90 dakika izleyemediğimiz için hakem için iyiydi, kötüydü. Burada yorum yapmak çok da doğru olmaz diye düşünüyorum. Mutlaka. Açıkçası. Tabii. Ve bu hafta da maçı var. Muhtemelen MHK'de başarılı bulmuş hakemi. Evet. Bir sonraki maçımız Göztepe Kasımpaşa. Sanırım bu maçı izlemişsiniz hocam. Ümit Öztürk. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Burada çok tartışmalı bir tane pozisyon var. Bir tane var. Pozisyon ben de var. Özellikle o pozisyon üzerinde zaten sadece o pozisyonu çok merak ettiğim için baktım. Kaleci Beton'un rakibine yaptığı hareket var, uyarıyor, gidiyor, izliyor ve bir penaltı kararı çıkıyor. Şimdi bununla ilgili müthiş bir fikir ayrılığı var. Çok tartışılıyor bu pozisyon sosyal medyada da. Siz önce bir ne gördünüz bana bir söylersiniz. Ben de kendi fikrimi söyleyeceğim. Evet. Şimdi kaleci orada bir zamanlama timing hatası yapıyor. Topu yere bırakıyor. Bakıyor ki rakip bastırıyor. Bir an evvel uzaklaştırması gerekiyor. Topa vuruyor. Vurduktan sonra ayakları yerden kesiliyor. Ya gövde üstüne düşecek ya da o ayaklar oraya gelecek. O arada rakip ne yapıyor? Bastırıyor bir an evvel topu kapabilmek için. Ama o anda Beton'un temasıyla top uzaklaşmış. Top havada, ayakları havada, bir yere basması gerekiyor. O anda o ayaklar oradaydı. Rakibin ayakları oradaydı. Yani istemeden
Maalesef. İstemeden hocam yani bunu bu ayağı nereye çıkar? Ne yapacak? Nereye yani bakacağım? Rakibi gördüğümde açayım böyle affedersin şeyimin üstüne mi düşeyim yani? Anladınız mı yani? Evet evet. Hocam ya, sizinle aynı fikirdeyim. Bence ben de kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya bunu birçok kişi ya ayağına basıyor penaltı diye hatta sosyal medyada da bana bir sürü özelden de yazanlar olmuş. İzmir'den benim arkadaşlarım da bana yazdı. Hocam ne diyorsunuz buna? Ne diyeyim yani bu buna ama yapılacak bir şey yok. Keşke ilk gördüğünü uygulasaydı. Hocam şimdi mesela bu elle oynamalarda biz hani bir şey arıyoruz ya el doğal konumda mı değil mi diye bir kısıt bir şey arıyoruz değil mi? Hani bakıyoruz. Evet hani. Evet. Şimdi burada da bu hareketlerde de bu tarz ayağa yapılan hareketlerde de şeye bakılmalı. Yani hareket doğal mı değil mi bakılmalı evet. Yani. Oyuncu ne yapacak ya? Yapacak bir şey yok ki orada. Yok. Zorla hani tam düşeceği sırada bir toparlanıyor. Topu zorla uzaklaştırıyor. Hiçbir kaçarı yok o ayağın üzerine basmaktan başka. Zorla uzaklaştırmasa niye bassın ki adamın ayağına? Üstelik de. Yani hiçbir şey yok. Ortada hiçbir durum söz konusu yok. Niçin bassın ki ayağına? Bir de hocam karşıdan gelen oyuncu da hiç masum gelmiyor. Çok hızlı geliyor ve çift ayak sıçrayarak geliyor. Asıl evet. O oyuncunun gelişine bile hiç daha temas gerçekleşmeden hakem bir düdük çalıp sadece o gelişe bile bir faul çalsa çalınır yani. Yani evet. Değil mi? Olabilir. Enteresan bir pozisyondu. Yani sahalarda çok görmeye alışık olmadığımız bir pozisyondu. Aynen. Burada hata bana göre Ümit Öztürk hatalı bir değerlendirme yaptı. Onun dışında da ya sporcuların gelişine şey bakmak yoktu. Lazım hocam. İşte dedim ya az önce Serkan Tokat'ın pozisyonunda bir sporcu ayağını açarak düşüyorsa buradan yardım bekliyor demektir. Hı hı. Mesela Ali Palabey'in verdiği kafa topunda ele çarpıyor. Hı. Bir adam eliyle çıkıyorsa o topa bundan avantaj sağlıyordur. Böyle çıkılmaz yani. Evet. Birkaç hafta önce izledim. Yine cezalı çizgisinin üzerinde rakip şöyle gidiyor. Bu da vuruyor. Kısa mesafe. Hocam diyor ne var? Ya bu elin ne işi var orada? Ya bunda bir art niyet vardır. Bunda bir avantaj vardır. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Ve derbi. Beşiktaş Galatasaray Mete Kalkavan. Geçen hafta dedik ki bir aydır maç yönetmiyor. Uzun süredir cezada. Sadece var olarak görev almış. Sıkıntı yaşayabilir dedik. Ne diyorsunuz? Nasıldı? Ben Allah hakem şansı versin dedim. Başarılar diledim de. Sadece. Çok şükür. Evet. Güzel geçti. Evet. Çok üst düzey bir maç değildi. Yani. Evet. Ama takımlar çok istekliydi hocam. Çok istekliydi. İnanılmaz bir mücadele vardı çok. Aslında. Tamam yani, belki kalite yoktu ama. Futbol kalitelerine hiçbir şey diyemem. Evet. Ya. Verilen paslar, istoplar, ataklar onlarla ilgili bir şey diyemem. Şunu kastettim ben. Bir gün sonraki Başakşehir-Trabzon maçındaki yaşadığımız heyecanı. Yoktu. Aynı heyecanı yaşamadık. Onu vurgulamaya çalıştım. Doğru. Yani orada hop oturup hop kalkıyorsun. Hele bir de taraftar olduğunu düşünsene hocam. Çok gol geldi gelecek, attı atacak. Bir bakıyorsun bir gol pozisyonunda 3 tane pozisyon yaşanıyor. 3 enstantane var. Olmuyor. Dönüyor o tarafa rakip tarafa. Yani aynı şeyi Beşiktaş Galatasaray maçında göremedik. İkisi de iyi top yani. Kalitelerine dediğim gibi şeyimiz yok ama hakem çok önüne geçecek. Ya, ufak tefek faul hataları size göre bana göre. Evet, sarı kart. Yani olur, verilebilir. Bir ayağa basması vardı. İşte hocam sarı vermeyen de var, veren de var. O zaman seyirci evet. Diyor ki orada niye vermediniz, burada niye doğru. Veriyorsunuz gibi. Onun için ben bir eleştiri yapamayacağım bu durumda. Ben başarılı buldum. Başarılıydı çok hocam. Çok konuşulacak, evet. Gündeme taşınacak evet, bir hata. Beklenilen de yani bir aydır da hakem maç evet. Alamıyor, şey yapamıyor. O şeyin üzerine aranın üzerine de biliyorsunuz hocam yani her yaptığınız işte bu böyledir. Yani bir hafta top oynasan, bir hafta topa vurma, inan ilk idmanda saçma sapan yerlere ne istop yapabilirsin, ne pas atabilirsin, ne ayak içiyle doğru düzgün topa vuramazsınız yani. Hı hı. İdmanlı olmanız lazım. Ama başarılı buldum, evet. Bravo. Başakşehir-Trabzon ve Ali Palabıyık. Evet. Çok keyifli maçtı. Az çok. Önce söyledik, güzel çok. Bir maç izledik. Uzun zamandır böyle keyif aldığımız bir maç olmamıştı. Doğru. Hakemi nasıl buldunuz? Ali'yi ben ilk programdan beri medar iftarımız diyorum. Cüneyt'ten sonra işte Fırat'tan sonra onlar Cüneyt'te artık yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyor. Tabii bırakacaklar. Zirvede zaten. Ondan sonra bu şeyi halkayı sürükleyecek olan lokomotifin başı Ali Palabıyık diye görüyorum ben şu anda. Hı hı. Gayet başarılıydı. Az önce bahsettiğim bir pozisyonla ilgili
örnek verirken vermiş olduğu bir elle oynama var. Evet. Şikirtel'di galiba. Değil mi hocam? Şikirtel. Kafaya evet, çıktı. Evet. Onun verdiği penaltı. Orada doğru karardı. Başka yaşadığımız orada şeyler vardı. Bir iki tane... Kalecinin yaptığı hareket mi vardı? Kalecinin yaptığı hareket hocam. Çok ben bölündü pozisyonda. Türkiye. Yani ilk pozisyonda atılan bir ara pasta Crivelli galiba. Neydi ismi? Ben isim hocam isimleri ben hiç hakkında Crivelli olması lazım. Evet Crivelli. hatırladığım kadarıyla. Şahane bir bindirme yaptı, atak yaptı. Topu kazandı, kurtardı. Kaleci, hatırlarsanız Vedat Mur için pozisyonu vardı. İki hafta önce onu şey yaptık. Ona benzer bir pozisyon ancak Vedat Mur işte direkt o krampon olduğu gibi dayağı gelmişti. Burada sakınıyor. Siz orada da demiştiniz sakınıyor. Burada kaleci inanın sakınıyor ve şu bölgeye arka bir adelede temas bir temas var. Evet. Ama şu net ön kavala gelse o darbe şiddetli, yaralayıcı, rakibi bitirici hareketten dolayı o çünkü darbeyi yediğin an o ayak ayağa kalkar ve siz taklalar atarsınız. O darbeyi alınca topun yönü, hızı, şiddeti de biraz muamma. Net bazı şansına yani o da işte ben ona da arkadan gelen iki Trabzonsporlu oyuncu var. Hızlı olabilir diyorum. Evet işte arkadan gelen iki Trabzonlu oyuncu var. O pozisyonu görünce daha da hızlanmaya başladılar. Hani kenardan bir topu kaleye boş kaleye yuvarlarsa yatarak kayarak en azından çıkarırız babında. Ali'nin bulunduğu pozisyon olayı görmesi için yeterliydi. Net bir pozisyondu ve hiç tereddütsüz sarı kartını göstermesi bence çok doğru bir karardı. Güzel bir uygulamaydı. İhraç etseydi yine Türkiye ikiye bölünürdü o pozisyonda. Her yani olan olmayan ona ama ben sonuna kadar katılıyorum. Doğru buldum ihraç etmemesini. İhtar bence yeterliydi. Peki. Güzel bir karardı. Başka bu maçta öyle bir yok konu hocam, yaşanmadı. Gayet başarılıydı. Güzeldi. Aynen. Güzel bir maçtı. Keyifli bir maçtı. Evet. Maçlarımızı bitirdik. Yani genel anlamda bundan önceki haftalarda hakemler öyle ciddi hatalar yaptılar ki direkt böyle skora etki eden çok ciddi. O yüzden bu hafta böyle bir biraz seviye biraz daha yukarıdaydı. Sanki daha iyi geçti. Evet. Şimdi bakalım 10. haftaya. Milli maçın şeyi de var hocam. Ara boşluğunun aranın, vermiş olduğu bir... Hocam çok aralar oldu. Aralardan döndüğümüzde de çok kötü maçlar gördük yani. O yüzden hani bu bence bir kıstas değil. Şimdi 10. haftada da Galatasaray Rize maçında Abdülkadir Bitigen var. Evet. Şimdi Abdülkadir Bitigen ilk haftadan cezaya girmişti biliyorsunuz. Ama ondan sonra gittikçe performansta bir iyileşme var. Devam ediyor. Konya Gençler Birliği maçında Volkan Bayarslan var. Bu maç çok zor bir maç bana göre. Yani güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Volkan Bayarslan ben çok beğenirim aslında ama çok böyle dikiş tutturamıyor bir türlü. Bir çıkış, bir iniş. Bakalım burada ne yapacak? Çok merak ediyorum gerçekten de. Alanya Başakşehir maçında Mete Kalkavan var. Derbiden güzel. Sonra. Zor maç. Şimdi bir ay maç alamayınca çok güzel maç olacak. Evet. Uzun süre maç alamamıştı. Geçen haftayı da iyi atlatmışken hadi bir maç daha verelim deyip yani üst evet üstüne süslemişler. Pasta krema gibi bir şey olmuş. Ama bu. Ben yine de hocam bir hafta beklese daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani bir anda böyle hakeme boğmanın da bir anlamı yok işte. O zaman ama şu da var hocam. Konsantrasyon kaybı yaşanabiliyor. Şu da var. Yani tecrübeliler için bu pek sakıncalı bir durum değil. Gençler için sakıncalı. Yani bir anda geçen de dedik ya önüne malzemeyi bol koy. Evet. Ama tecrübeli Mete Kalkavan yani hazır formu yakalamışken devam etsin. Hazır formdayken yüklen. Yani aklınıza gelecek her türlü maçı verebilirsiniz. Bence doğru bir karar. Trabzon Göztepe Fırat Aydınus bu maç da güzel bir maç olur. Zor evet. Maç çünkü Trabzon zaten çok iyi. İyi bir çıkışta ama Göztepe ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir çıkış arıyor. Dün antrenörleri istifa etmek kararı aldı. Evet hocam. Ama Fırat Hoca zaten hani artık onun hakemliğini de Cüneyt Hoca gibi Fırat Hoca'nın da hakemliğini konuşmaya gerek yok. Hiç. Çok tecrübeli. Çok. Bir sıkıntı yaşayacağını da düşünmüyorum zaten. İnşallah yaşamaz. Yani evet. Öyle maçlar vardır ki hiç hesabı almazsınız ama başınıza hakemliğinizi bitirir. Doğru hocam. Öyle çok maç yaşadım ben hocam. Tecrübeyle sabittir bu. Evet. Hiç hesabı almamıştır.
öyle saçma sapan işler yapılmıştır ki sahada ve hakemliğin bitmesine sebep olmuştur. Denizli... Dikkat etmek lazım. Evet, pardon. Antalya Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır var. Cüneyt Hoca'ya da lafımız yok. Denizli Sivas maçında Zorbay Küçük var. İşte geçen hafta çok iyiydi. Bu hafta ödüllendirilmiş. Bravo. Tebrik ediyoruz kendisini. İyi gidiyor. Kasımpaşa Malatya maçında Halis Özkahya var. Halis Özkahya da Suat Arslanboğlu olayından sonra üst üste görev almaya devam ediyor. Yani MHK'nin değerlendirmesi artık yapacak ben bir şey yok. Ben artık o konuyla ilgili bir şey söylemiyorum. Evet. Geçen hafta da fikrimi beyan ettim. Kayseri Fenerbahçe Arda Kardeşler. Arda Kardeşler de sezona kötü başlayan ama şu anda stabil bir şekilde devam eden hakemlerden bir tanesi ve FIFA olacağı zaten biliniyor. Bakalım neler yapacak ve Ankara Gücü FIFA Gaziantep olmak, açıdan Halil Umut Meler çok var. Özür dilerim buna gelmeden. Gençleri buluyoruz çıkartıyoruz da yani FIFA kokartı takmak güzel de o FIFA'nın devamlılığı önemli. Yani işte o kokartı hocam, taktıktan sonra hocam alacağınız maçlar önemli. Şimdi Avrupa'ya gönderdiğiniz zaman üst düzey maç gelecek diye böyle gözlerinin içine bakmaya gerek yok. Anlatabildim mi? Siz hazırlayın. Herkes için geçerli. Her zaman için geçerli. Şimdiki dönemle ilgili söylemiyorum. İyi pişirmeniz lazım. Malzemeyi iyi kullanmanız lazım. FIFA'nın önüne sunduğunuzda da bu malzemeden de işte bir sene sonra tekrar kokart, bizim zamanlarımızda da oldu bunlar hocam. Bir yıl sonra kokart geri alındı. Öyle hayallerle gidildi ki oralara. Ümit büyük beklentilerle hocam, ilgili. Ağlam işte bir evet. Yıl oldu. Ya bir yıl bak kokartı şimdi bu. Geri alınıyor değil mi? Şu anda. Sezon o sezon ne maçlar çıkıyor. Her evet. Hafta canlı yayında izledik çocuğu. Evet. Değil mi hocam? Çok da yetenekliydi ama. Avrupa'dan aldığı maçları biliyor maalesef, musunuz? Maalesef hayır çok yakından takip etmiyorum yani, ama. Yani etsek ama gözümüzün önüne gelir şimdi. Her maç veriliyor çünkü çok, yayınlanıyor. Çok maç aldığını öyle zaten mi hocam? Düşünmüyorum. Ben oradayım yani şimdi. Hepsi başarılı olsun istiyoruz ama UEFA'dan da FIFA'dan verilecek maçların şeyine de bakarsanız bunları iyi hazırlamamız lazım hocam. Evet. Hocam Allah yardımcıları olsun. Bir detay belirteceğim sadece. Galatasaray-Rize maçının gözlemcisi Muhittin Boşat. Şimdi bu maçta geçen seneki Rize-Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar'dı. Serkan Çınar'ı oraya atayan 3 kişilik ekip içerisindeki bir kişi de Muhittin Boşat'tı. Evet. Ve bu o maçtan sonra hem MHK gitti hem Serkan Çınar'ın hakemliği bitti. Üstelik de Rize Başkanı dedi ki silahım olsaydı hakemi vururdum dedi maçtan yok sonra. Ya. Tabii. Ve Muhittin Boşat bu maçın gözlemcisi şimdi Galatasaray Rize ile oynuyor düşünün. Şeyde Şeref Tribü'nde o en ön sırada Muhittin Hoca temsilci ve kulüp başkanları yan yana oturacaklar. Ne enteresan değil mi? Çok ya, Muhittin abi benim çok sevdiğim bir abimdir. Hocam çok, bu da çok mesele Muhittin Hoca değil. Değil tabii yani şeye geleceğim. Yani durum o, çok enteresan. Ya hocam olur yani futbol dünyasında beraber olan şeyler onlar. Beraber sohbet ederler ya işte şöyle verdik böyle verdik yani, maçına. Yani ne yapsın Avrupa'da da biz falan. Gittik Muhittin abiyle bir sürü maçlar yönettik. Ama futbolun içinde olan bunlar futbolun yaşayan şeyleri. Yöneticileri olacak kişileri bunlar hocam. Evet. Mecbur oturacak ya ne yapsın ben sana küstüm zamanında öyle bir şey yok yani. Hayat devam ediyor hocam. Durum enteresan yani belki bu düşünülerek Muhittin Hoca değil de başka biri oraya gönderilebilir de. Çünkü hoş bir ortam olmayabilir diye düşündüm kendimce. Hocam ben şimdi... Çok önemli bir şey değil eleştirme açısından ben siz söylerken şimdi aklıma geldi. Evet. Yani kimse bu kadar detaya gideceğini enteresan sanmıyorum. Yani işte. Siz de ilginç şeyler buluyorsunuz. Tebrik ediyorum valla. Evet. Tamam hocam. Bu haftalık bu kadar. Teşekkür ederim. Haftaya maçlar oynandıktan sonra yeniden haftanın değerlendirmesi ve bir sonraki haftanın hakem değerlendirmeleriyle karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ederim. Saygılarımla.